ben geleyim bence. Ben sana şoförü hemen gönderiyorum o zaman. Sürpriz. Sen temizleyebilirsin. Ortalığı biraz dağıttık. Kusura bakma. Hayrola hocam. Yine kimi kurtarıyoruz? Kendimi. O kadar geç buldum ki seni Zeynep. Bırakamam. Ama sen... Eğer sen bir an bile benim için üzülürsen işte o zaman eksik kalırım. Hayat sonsuz zannedilen bir gün. Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz sevgili seyirciler. Sinemanın gündeminde bu hafta vizyona girecek bir yeni filmi Sonsuz Aşk'ı konuşuyoruz. Başrollerinde Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım rol alıyor. Yöneten Ahmet Katıksız. Biz filmin hemen vizyonu öncesinde sohbet ediyoruz. 24 Mart'ta film seyirciyle buluşacak. Çok teşekkür ediyorum. Böyle heyecanlı, telaşlı anları biz hep paylaşıyoruz. Adıyla müsemma, bu bir aşk hikayesi, duygusal, romantik bir aşk hikayesi. Ve o kısmını biraz daha konuşacağız. Çünkü kendinizi yerine koyabildiniz mi diye bir sorum olacak her ikinize de. Zeynep ve Can'ı oynuyorlar. Onlar aşkları için çok cesaretli davranan iki insan. Onu konuşacağız ama önce geri planını da merak ederim ben hep. Bu filmde olmaya nasıl karar verdiniz? Hatta proje ilk geldiğinde sizi en fazla etkileyen ne oldu? Öyle başlayalım. Fahriye ile önce. Buyurun. ya proje geldiğinde ki bence Murat da öyle hissetmiştir. O kadar sıcak bir dille yazılmış ki ve ki hikaye de öyle. Ben okuduğumda bu sene yapmak isteyeceğim film budur dedim. Yani... Tabii diziler izin verdiği sürece işte her sene mutlaka yaza bir film sıkıştırmayı ben seviyorum. Yani, ama öyle bir tempo var. Dizilerden tempo kalan var. Zamanı vermeye değecek film olmalı değil mi? o yüzden yani senaryo bana geldiğinde hakikaten çok çok kıymetli, çok değerli bir şey vardı içerisinde. Ve işin içine girdiğimizde de onu hissederek çektik. Umarım yansımıştır. Evet, duygusal yanı ağır basan bir aşk hikayesi. Senin için mi? Ben filmi izledim. Onun için böyle küçük küçük hiç ipucu olabilecek yanları söylememeye çalışıyorum. Gerçekten nasıl? Ben daha izlemedim. İzlemedin. Ben izlemedim. O zaman kendinizi çok seveceksiniz. Ve birlikte yan yana halinizi de çok seveceksiniz. Gerçekten teşekkür ederim. Ve filmin kuvvetli yanını söylüyorum. Ne kadar duygusal olursa olsun diyaloglar çok doğal. Abartmadan aşkını da ifade eden, acısını da yaşayan bir çift olmuşsunuz. Güzel olmuş o yanıyla. Peki siz daha önce birlikte yer almadınız bu projede. Birbirinizi takip eder miydiniz? Mesela sen Fahriye'nin oynadığı projeleri rol aldın mı? Aynı şirketindeyiz zaten. Evet. Öncesinde tanışıyoruz. Ama çok öyle, yani bir mesaimiz geçmedi beraber. Bir dizide de oynamadık. Fakat tanışıyorduk tabii ki. İlk senaryo geldiği zaman aslında iyi de oldu Fahriye'nin filme katılması. Benim için çok iyi oldu sonrasında. Çünkü tabii ki senaryonun da bir ağırlığı vardı o zaman ilk başlarda. Sonra o ağırlık Fahriye'ye göre de dengelenmiş oldu, güzel oldu. Fahriye de üstesinden bence fazlasıyla geldi. Onun için de çok farklı bir roldü. Öyle düşünüyorum. Yani bir temizlikçi bir kadın oynuyordu. Benim için de çok... İlk defa oynadığım bir rol. Profesör doktor, beyin cerrahı. Dünya çapında kendisi. Başarılarıyla evet, evet. Anılan genç. Genç yaşta, en yani olabilecek 38 galiba. En genç yaş profesörlük için. Doktor rolü de benim için şöyle enteresandı. Benim genelde mesaim hep arkadaşlarım, en yakın arkadaşlarım doktordur. Ha. Onlarla beraber çokça vakit geçiririm. İlk geldiği zaman hatta en yakın arkadaşımı aramıştım. Bak sonunda bir doktor oynayacağım diye. O da çok mutlu olmuştu. Hatta senaryo okumadan ilk böyle bir rol geldi diye. O da oku inşallah çok güzeldir dedi. Tabii beraber de çalıştık. Fakat sağ olsun Murat Aksoy, profesör doktor Murat Aksoy. Bu anlamda bir danışmanlık almak danışmanlık gerekir. Bir tıp adamı film, oynuyor, ameliyat senaryo, sahnesi hem var. Hem senaryo danışmanlığını yaptı hem de oyunculuk danışmanlığını da o anlamda yaptı. Sağ olsun ameliyatı aldı beni. Ameliyat beni derken gördün? İzlemeye
aldı. Evet. Ameliyat izlemeye aldı. İzlemeye aldı. Bayağı şimdi istersen bir beyin ameliyatı yapabilirim yani. O derece yakinen izledim. Tabii zor oldu. Ama zor bu. İlk 15-20 dakika bayağı hastayla irtibat halindeydim. Hı-hı. O beni biraz çok kötü yaptı. Ama sonra ondan biraz uzaklaşmam gerekiyordu. Çünkü o fırsatım daha bir daha olamayabilirdi yani. Hı-hı. Ve doktoru izledim bütün ameliyat boyunca. Bir de bir ay boyunca hastaneye gittim geldim. Sağ olsun doktorlar orada çok yardımcı oldular. Onlarla sohbet ettim. Doktorların arasında kendi aralarında nasıl bir jargonu vardır diye. Çok komik de diyaloglar var o anlamda. Ben onu da sevdim. Tabii tabii aynen. Şey yani normal bir hayat akıyor orada. Evet. Yani, dolayısıyla o anlamda benim için değişik bir roldü. Tabii ki öncelik hikaye. Yani bu tarz bir hikaye ben daha önce hatırlamıyorum. Yani Türkiye'de böyle bir şey hatırlamıyorum. Güzel bir aşk hikayesi. İlk yarısı romantik komediye daha yakın, ikinci yarısı dram şeklinde geçen bir hikaye. Aslında janrını çok belirleyemiyoruz. Yani o da güzel. İçerisinde hepsi var. Yani komedi unsurları dahi var. Yani ama hayatın içinden gibi. Hayat da öyle bir şey ya. Ne evet. Siyah var ne beyaz ya da sadece iyi sadece kötü. Hep iyi hep kötü. Öyle bir şey yok. Aşk da öyle zaten. Aynen evreleri öyle. De var. O da aynen öyle. Doğal akışı içinde olması gereken. Evet. Fahriye'nin oynadığı temizlikçi kız. Sen profesör doktorsun ve analitik süreçlerin oldu diye. Evet. Benim olmadı değil. Temizliğe gitti bir ay boyunca. Evet sen nasıl çalıştın sorusu geliyordu ki. Bütün arkadaşlarımın evini temizlettirdim. Nasıl gitti o hazırlık aşamasını soralım Fahriye'ye. Ya kendini yerine koyabildin mi diye sormak ya lazım gerçekten. Ben senaryoyu ilk okuduğumda bana o kadar farklı geldi ki bunu dedim ya. Çünkü hep jeune fille hep böyle prenses öyle bir şey yok yani. Böyle farklı ya uçlar olunca zaten güzel. Sen işte senin için o öyle bir zorlama olduğu zaman bir doktoru anlamaya çalıştığın zaman değerli. Ya da ben evet temizlikçi kızı anlamaya çalıştığım zaman değerli. Ya çalışma sürecinde şöyle senin hani o anlamda işin belki biraz daha zordu ama hani kısmen yine de şahit olduğumuz şeyler olduğu için tabii, aslında tabii. O sürecimiz... Teknik manada benim. Tabii, yoksa bir evet, rolle evet. Hazırlanmak bir doktorun teknik kısmına hazırlanmaktan daha zordur. Çünkü ruhsal olarak başka bir şey var. Her öteki kısmı teknik şey. Kısımlar evet. Yani. Tabii tabii öğretmenliğin aynen öyle. Maddi kısmı. Hata olmasın aynen, bir doktorun yapmayacağı söylemeyeceği sözler olmasın. Bir ameliyat sahnesi olmasın. Var ki orada benim saçma sapan bir şey. Neşteri nasıl tuttuğum bile yani. Önemli. O tabii ama hayati bir durum olduğu için. Zaman için geçirmeyle alakalı. Diğer kısım ama benim de süpürgeyi ters tutmam ya da yanlış tutmam çok hayati bir durum. Normal hayatta, gerçek hayatta yani. Acaba süpürge tutmuş mudur Fahriye? Acaba yerleri silmiş tabii midir Fahriye? Tabii var mıydı tuttum. Böyle geçmişinde çok titiz temizlik yapan vardır. Bir kız? Yani mutlaka ki yapmışımdır yani. Ki zaten şeye çok önem gösteren bir insanımdır yani evin. Her zaman çok düzgün ve tabii ki yani bir yeri silmişliğim ya da tabii ki vardır. O yüzden ama şöyle bir şey var. Her zaman çok uç örnekler de aslında gösteremiyoruz. Karakterler hep çok uç örneklerde karakterler olduğunda heyecan verici veya oynaması keyifli gibi bir durum yok aslında. Her karakter dışarıda çıktığımızda her insanın ne hikayesi var ve onun ruh halini anlamak, onun duygusal sürecini anlamak. Bu da hazırlık. Tabii ki. Değil evet, bu evet. Da hazırlık. O da hazırlık. Muhakkak. Aynen. Şimdi bunlar oyuncuların kendi içlerinde yaşadıkları kısmı. Bir de seyirciye nüfuz eden en güzel anlar var ki Cunda'da çekmişler. Evet. Gerçekten filmin biraz da romantik... bizi de tatil gibi geldi. Romantik sahneleri Cunda'nın evet. Güzelliğiyle bezenmiş. Bana o kısmını anlatı. Zaten epeyce özledim. Ne zamandır gidemiyorum. Yaz dönemiymiş üstelik. Doğru yaz, mu? Yaz evet. Sonu, Eylül başı. Evet, Eylül başlarıydı aslında. Peki evet. Nasıl oldu? Şimdi oradaki çekimler sırasında tahmin ediyorum hayranlarınız da var. Sizle beraber onlar da filme katıldılar. Katıldılar mı? Yani
Pazar sahneleri var. Ki biz bayağı çok, onlarla iç içe sokak çektik. Sokak sahneleri hep beraberdik yani her zaman. Ve yaz sonu olduğu için biraz da onlara kalmış gibiydi. Yani çok daha da kalabalık sakin. Da değildi. Daha sakindi. Dışarıda çok fazla sahnemiz oldu. Çok, orada tabii o görselini Cunda kullanmak için. Cunda sokaklarında. Onlarla iç içe çektik. Çok keyifliydi yani. Her sabah taş kahvede kahveler içildi mi? Her sabah olmasa da orada çekim yaptık. Evet. Orada bir sahne çektik. Ve filmin dokusunu belirledi. Yani son 10 gün mü oradaydık? 10 gün kadar bir süre miydi? Evet. Hemen hemen neredeyse Kavalem Adası'yla beraber. Ve filmin çok büyük bir bölümüne tabii hakim ve filmin dokusunu belirledi. Ve o oranın renkleriyle, renkleriyle filme büyük katkısı olmuş Cunda'nın. Şey anlamında da yani benim kendi adıma mesela Can'ın değişimi yani Zeynep'in hayatına girmesi ona... kattığı şeyler, aşkı öğrenmesi ve değişmesi, İstanbul'un o hengamesi, Can'ın o durumu ve sonra Cunda'daki hali. O anlamda da o mekansal değişim filme çok evet, yarar ruhsal sağladı. Ruhsal değişimi yani. De aslında bir yandan paralel yaşatıyor izleyici. Aynen. Neydi? Yaşamdan kaçmak için başarına sığınmışsın. Öyle bir söz vardı filmde. Can'ı anlatırken. Ezberimi unuttum. Eyvah. Öyle bir sufle alabilir miyiz? Şey, zannediyorum o anlama gelen bir söz. Tam öyle bir söz yoktu ama biraz. Ona o anlama gelen bir söz benzer, var evet. Ona vardı, çok benzer bir söz. Yani bir yandan gerçekten çok başarılı, karizmatik, genç, yakışıklı, zengin bir adam var ki olsa olsa Murat Yıldırım olur diyerek altını da. Diğer yanda mazbut, naif, güzeller güzeli ama hayatın zorluklarına göğüs geren. Bunu da gayet emin bir şekilde yapan güzel bir kızımız var. Şimdi bu ikilinin yan yana gelmesi zor diye düşünürken bu filmde hikaye aslında buradan başlıyor. Ve ondan sonra her aşk hikayesi gibi öyle kolay da olmuyor. Bu yanını engeller önüne çıkan bu çiftin yaşadıklarını düşünürken bir yandan da dedim ki neyse ki gerçek hayatlarınızda aşkı yakalayabilmiş. Ve değil mi hani mutlu aşk var mıdır sorusuna herhalde bu aşamada daha rahat evet. cevap verebilecek durumdasınız. Öyle sorayım. Hayat, gerçek hayat ve filmdeki hayat. Öyle bir zorluk yaşadınız mı? Ya ben burada aşkımın en mutlu zamanını yaşıyorum. Buradaki kadın acı çekiyor gibi bir yanı oldu mu? Maalesef bizim meslekte öyle bir şey. Yani ağlarken evet. gülmek, gülerken ağlamak, en zor zamanda en neşeli sahneleri çekmek, en neşeli zamanda gerçekten bu bir anlamda zorlayan da bir şey. Az önce onu söyledim. Yani oyunculuğun her zaman en zor tarafı sanki sürelermiş. Gibi görülür ya yani işte diziler çok uzun süreler. Aslında ondan ziyade şey var. Bir gün olduğunu. İçerisinde onlarca duyguyu suni bir şekilde bedene yüklemek, hiç o ruh halinde değilken bile devamlı olarak farklı bir ruh haline girmek bu her şey. Fiziksel yorgunluk gibi yani 2 yani. Saat 3 saat dinlenmeyle geçebilen bir şey ama psikolojik aynen. yorgunluk. Ama çok zor. Keyifli iki karakterdi. Ben benim en çok o anlamda zorlandım. Yani hastanede seninle bir sahnemiz var. Evet. Hemen hatırlayacaksın. Hı hı. Hatırladım. O sahne duygusal olarak beni çok üzmüş, yormuştu. Hı hı. Bir de ameliyat sahnesinde böyle bir şey oldu. Ama filmin öncesinde ciddi anlamda bir hazırlığımız oldu. Yani okumalarımız bir, oldu. Evet, evet, evet. Filme hazır girdik. Sadece duygularına girmek gerekiyordu. Çünkü 25 günde de filmi çekmemiz gerekiyordu. Ama öncesi ciddi bir hazırlık gerekiyordu. Onu da sağ olsun yapım şirketimiz her anlamda prodüksiyon olarak bize bunları sağladı. Yönetmenimiz zaten çalışmıştı. Yazarımızla beraber hep beraber okuma provalarımızı yaptık. Aynen öyle. Evet. Filme hazır girdik. Sadece duyguya girmek önemli olan oydu. Yani biz de onu biraz yaptık. Evet, doğal akışı içinde, doğal akışı içinde aslında hikaye kendini yaşatmış ve sonuca varılmış. Bundan sonrası seyircinin söyleyeceği söz. Biz yolu açık olsun diyoruz. İnşallah. Teşekkür ederim. Ama bir kez daha söylüyorum. Belki de hiç tahmin etmezdik ama bu ikili birbirine en yakışan çift kategorisinde aday olabilir önümüzdeki sezonda. Onun için elinize sağlık diyorum bir kez daha. Çok teşekkür ederim. Sağ olun katıldığınız için. Çok mersi. Gece gündüzden bu akşamlık da bu kadar. Yeni günde buluşmayı diliyoruz.